Stres olunca kaslarda gerginlik ve sertleşme artar. Çok mu stressiz bu aralar? Üf. Hem de ne? Stres benim esas adım. Bana stres Korhan derler, biliyor musun? Dışarıdan komik tabii. Peki öyle görünmüyor mu? Tabii. Tahmin edebiliyorum. En mutlu, en zengin, en iyi aile biziz. Herkes keşke ben de onun gibi olsam, ben de onun gibi yaşasam falan diyordur herhalde. Öyle mi dersin? Tabii. Yani hele bir de yalıyı görünce... Hiçbir yalıda yaşamak aklıma gelmemişti. Yani ama eminim tabii ki yaşamayı isteyen insan vardır. Senin ne farkın varmış o insanlardan? Sen niye istemiyorsun? Bilmem. Bana çok saçma geliyor. Yani parayla, zenginlikle pek bir bağım olmadığı için olabilir belki. Şimdi kafanı diğer tarafa çevirir misin? Nesi saçmaymış peki? Yani baksana şu haline. Bu kadar stresli olacaksam yalıda yaşamanın ne anlamı var? Sonuçta içinde yaşayan benim. Mutsuzsam yalıda da mutsuzum, apartmanda da mutsuzum. Ne farkı var ki? Tek başına özgür olmak, huzurlu olmak bana yetiyor. Bekarsın sen değil mi? Anlamadım, ne alaka? Ne bileyim öyle. Rahat rahat atıp tutabiliyorsun. Yani bekar birinin söyleyeceği laflar gibi geldi bana da. Çok şükür öyleyim. Abartma ya, o kadar da şükredilecek bir şey yok. Evet tabii kötü yanları var ama bir ton iyi yanı da var yani biriyle beraber olmanın. Mutlaka. Benim kız mesela deli doludur ama çok iyi kızdır. Öyle böyle de sevmiyor beni, biliyor musun? Gerçi arada çıldırtıyor. Okey. Sen de geçen gün görmüşsündür zaten. Ama yanı başımda olması çok iyi hissettiriyor bana, biliyor musun? Huzur vermiyor belki ama... huzurdan öte bir şey verdiği kesin. Şimdi şöyle bir kaldıralım kolu. Böyle acı var mı? Tamam. Şimdi arkamızı dönelim, üstümüzü çıkaralım. Geliyorum hemen. Merhaba, kolay gelsin. Ben Ferit Korhan'laşayım da ne zaman çıkar acaba? Daha var, biraz dinlenin isterseniz. Ha, tamam. Bir şey içer misiniz? Ne ikram edelim size? Olur, bir Türk kahvesi alabilirim. Aslında sade, bir de duble olursa çok iyi olur. Tamamdır, getiriyorum. Teşekkürler. Ben de ne yapayım işte haliyle gerim gerim geriliyorum yani. Ne ama olmaz işte böyle. Ne yapacaksın? Gelmeyeceksin kendine. Buna bir çözüm bulman şart. Ne ki bunun yolu? Kesin o kadar gerilmem bunu, biliyorum da. O zaman bunun bir yolunu bulacaksın. Seyran'la daha az vakit geçirmem. Bu ne ya? Ne yaptınız zannediyorsunuz siz? Seyran, ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yapıyorsun Ferit? Çok mu geliyorum ben seni? Hı? Seyran bak, büyük saçmalıyorsun. Çık dışarı lütfen. Şöyle yapalım bence, sen çık. Ben burada kalayım. Bir hanımefendiyle baş başa konuşalım, olur mu? Tabii. Konuşalım. Siz kapı dinlemeden de iletişim kurabiliyor musunuz peki? Ne diyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? Sakin. Sakin. Sakin Ferit ya. Şu hale bak. Ferit, ben sana bir daha seans veremeyeceğim. Umarım en yakın zamanda sağlığına kavuşursun.
Çok özür dilerim gerçekten. Ne desen haklısın. Önemli değil. Lütfen. Oğlum ne yaptın yine acaba ya? Ne yaptığını sanıyorsun Zeyran sen? Hasta mısın sen? Cins cins huylara çıkmaya başladı ha. Cins olan ben değilim Ferit. Sensin. O duyduklarım neydi benim ya? Ha? Stresinin sebebi benmişim de. Ben olduğum için bu kadar gerginmişsin de. Çözümü de bulmuşsunuz beraber. Çok güzel. Daha az görüşürsek hallolurmuş. Öyle mi? Gerginliğin azalırmış. Manyak mısın sen Seyran? Ben böyle bir şey mi anlattım şimdi? Daha ne anlattın Ferit? Kusura bakma ben bu kadarını duyabildim de. Ya Seyran bir kere sen Allah aşkına kapı dinlemek nedir ya? Ferit konumuz o değil şu an ya. Sen benim hakkımda o kıza nasıl böyle şeyler konuşursun? Kim o ya? Ben ne konuşmuşum senin hakkında? Ne anlatıyorsun ya? Daha ne konuşacaksın Ferit acaba? Ha? Seyran ben senin hakkında hiçbir şey anlatmadım, konuşmadım. Bak büyük saçmalıyorsun artık. Sus bence gir içeri hadi. Ha, benim duyduklarım yanlıştı yani öyle mi? Yanlış duydum ben. Hayır ama duyduklarınla anladıkların arasında büyük fark var. Hadi. Neymiş o farklar Ferit? Anlatırsan dinlerim. Lütfen ya anlat. Ha, arkadaşlar geç kalacağım. Hadi binin arabaya ya. Geç arabada konuşuruz lütfen. Geç. Ya sen delirdin ya. Vallahi sen delirdin iyice ya. Delirtme o zaman Ferit. Bir de bana diyorsun ki ben her şeyi senin iyiliğin için yapıyorum Ferit. Sana benim hiçbir zararım dokunur mu? Gördük Seyran, gördük. Bana iyiliğin mi dokundu, zararın mı dokundu? Çok iyi gördük. Bravo sana ya. Yeter artık ya. Yeter. Gerçekten yeter. Dün geceden beri bana demediğini bırakmadın Ferit. Sabahtan beri bir babam bir sen. Ya ben bunları hak edecek ne yapıyorum sana ya? Ne yapıyorum? Gidiyorsun bir de daha yeni tanıştın. Allah'ın masajcısına beni kötülüyorsun ya. Seyran ya. Kadın bana stres olmayacaksın. Gerginlikten uzak duracaksın dedi. Ne yapayım ben de öyle bir an öyle söyleyiverdim işte. Şiştim ben de kaç gündür yani görmüyor musun? O zaman psikoloğa gideceksin Ferit. Kadın fizyoterapist, psikolog değil. Laflara bak ya. Olsun, giyemem sana. İstemem, istemiyorum. Zeyran, al şunu. İstemiyorum. Rezil ettin bizi kızım ya. Sen hep benim için iyi bir şey yaptığını düşünüyorsun. Ama günün sonunda yaptığın şey zarardan başka bir şey değil. Haberin olsun yani. Olmayayım o zaman Ferit. Ha? Destek falan olmayayım ben sana. Madem yararımdan çok zararım dokunuyor sana. Hı? Annem babama yaptığı gibi böyle bütün gün evde oturup seni bekleyeyim. Hı? Madem bundan sonra babamlarla yaşayacağız. Annem gibi böyle bütün gün evde kös kös oturup seni bekleyeyim Ferit. Yemeğini yapayım, elmalar soyayım sana. Hı? Hatta senin ayaklarını falan yıkayayım işten geldiğinde. Ne dersin? Allah be! Allah! Yani kadın bir de bana diyor ki stresten uzak dur, gerginliğin içine girme Ferit. Ya ben stresin içindeyim zaten ya. Ben stresin kendisi olmuşum be. Stres Korhan. Bana bundan sonra stres Korhan deyin ya.